Ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilkleri barındıran bir tören gerçekleştirildi ve o törenle birlikte artık Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden dönemi resmen başladı ve geniş güvenlik önlemleri arasında yapıldı tören. Özellikle dedik ya, birçok ilke de ev sahipliği yaptı. Amerika'nın 46. Başkanı Joe Biden, koronavirüs ve şiddet olaylarının gölgesinde yemin ederek görevine başladı. Congratulations, Mr. President. Başkent Washington'da gün hareketli başladı. Joe Biden ve eşi Jill Biden, başkanların konuk evi olarak bilinen Blair House'dan el ele tutuşarak ayrıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Biden ailesinin ilk durağı kilise oldu. Ülke tarihinin ikinci Katolik başkanı olan Biden, Aziz Matthew Kilisesi'ndeki ayine katıldı. Joe Biden ve eşi ayinden sonra kongreye doğru hareket etti. Biden ilk mesajını sosyal medyadan verdi. Biden, Amerika'da yeni bir gün diye yazdı. Sosyal medyadan bir mesajda eski başkan Obama'dan geldi. Oval ofiste birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan Obama, "Tebrikler sevgili dostum Joe Biden, şimdi senin sıran" diye yazdı. Kongre binasındaysa koronavirüs önlemleri çerçevesinde konuklar alana alındı. Eski başkanlar Barack Obama, Bill Clinton, George Bush eşleriyle törene katıldı. Ülke tarihinde ilk kez devir teslim töreni yapılmaması ve halkın izleyici olarak alana alınmaması ilkler olarak kayıtlara geçti. Önceki yemin törenlerinde izleyicilerin bulunduğu alana 200 bin Amerikan bayrağı konuldu. 30 yıl sonra güneşli havada yapılan ilk yemin töreni olarak da kayıtlara geçti. Biden, eşi, başkan yardımcısı Kamala Harris ve eşi birlikte kongre merdivenlerinden çıkarak yemin töreninin yapılacağı alana geldi. Harris, tören alanına geldiği sırada merdivenlerden düşme tehlikesi atlattı. Hem Amerikan Başkanı Trump hem de Başkan Yardımcısı Mike Pence yeni yönetim için mektup yazdı. Ünlü sanatçı Lady Gaga ulusal marşı okudu. Jennifer Lopez de törende Güzel Amerika şarkısını seslendirdi. Amerikalı şair Amanda Gorman da törende şiir okudu. İlk yemini Kamala Harris etti. Böylece Harris ülke tarihinin ilk kadın başkan yardımcısı oldu. Harris'ten sonra Joe Biden da yemin ederek ülkenin 46. başkanı olarak resmen göreve başladı. Biden, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti. Biden, 50 yıllık siyasi kariyeri boyunca senatör ve başkan yardımcılığında yemin etmek için de aynı İncil'i kullandı. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So